İkinci Dünya Savaşı 1945 yılında sonlanmıştı. Fakat üzerinden 75 yıl geçmesine rağmen günümüzde bile her gün değişik bilgiler edinebiliyoruz. Bu konuda bize yardımı olan en büyük kaynaklar ise arşiv kayıtları. Arşivler açıldıkça doğru bildiğimiz bazı konuların da aslında yanlışlar içerdiğini de görmeye başlıyoruz. Ama bazı olaylar var ki savaş yıllarından bugüne kadar hala gizemini koruyor. Bu videomuzda geleneksel konularımızın biraz dışına çıkıp İkinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanmış olan gizemi çözülmemiş ve birçok kişi tarafından farklı senaryolar yazılan, ayrıca bolca magazine edilen olayları incelemeye çalışacağız. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru müttefik pilotlar gökyüzünde garip cisimler gördüklerini iletmeye başladılar. Bu cisimler çılgın hızlarda ilerleyen ve parlayan noktalar olduğu özellikle iletiliyordu. Ayrıca cisimlerin keskin dönüşler yaptığı, normal bir uçağın böyle manevralar yapmasının imkansız olduğu söyleniyordu. Müttefikler de bu cisimlere Foo Fighters ismini verdiler. Kırmızı, turuncu veya yeşil renkte görülen bu ışıklar bazen tek tek, bazen ise toplu olarak görülüyorlardı. İşin ilginç yanı, pilotlar bu cisimleri gördüklerini söylediklerinde ise radarda hiçbir şey görünmüyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın en çok sevilen yönlerinden biri de magazinsel tarafıdır. Müttefik pilotların bu raporlarını inceleyen araştırmacılar hemen komple teorilerini geliştirdiler ve Almanların uzay yolculuğu için UFO'lar ürettiklerini, hatta daha ileri giderek zaman içinde yolculuk yaptıklarını iddia etmeye başladılar. Daha akla yatkın bir teori ise Almanların kanatsız dairesel uçaklar yaptıkları üzerinedir. Almanların dairesel uçaklar üzerine çalıştıklarına dair belgeler bulunmuştur. Ama bunları uçurabildiklerine dair kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Bu konu kesinlik kazanmadığı için yıllarca birçok farklı fikrin oluşmasına neden olmuş ve en çok magazine edilen, komplo teorileri üretilen konulardan biri haline gelmiştir. Bu konuya bir kesinlik kazandırmak da yıllar geçtikçe zorlaştığı için bir gizem olarak kalmaya ve teoriler üretilmeye devam edilmektedir. Nisan 1943 günü İspanya kıyılarına vurmuş bir ceset balıkçılar tarafından bulundu. Bu ceset İngiliz üniformalı bir askere aitti. İspanya tarafsız bir ülkeydi ama Almanlara yakın oldukları için cesetten kuşkulandılar ve cesedi Almanlara teslim ettiler. Almanlar cesedi incelediklerinde ise binbaşı Martin olduğu görülen belgelere ulaştılar. Ayrıca bu belgelerin içinde oldukça önemli planların olduğunu gördüler. Alman işgali altındaki Yunanistan'a İngilizlerin yapacak saldırıların detaylı planları. Planlar Berlin'e gönderildi ve Yunanistan savunması güçlendirildi. Yunanistan'a gönderilen birliklerin birçoğu ise İtalya'dan Yunanistan'a kaydırılmıştı. Müttefikler ise Sicilya'ya çıkarma yaparak Almanları hazırlıksız yakaladılar. Sizlerin de tahmin edebileceğiniz üzere bu bir şaşırtmacaydı. Özellikle de daha güven vermesi için Alman işgali altındaki bir bölgeye değil, ceset tarafsız olan ama Almanlarla iyi ilişkiler içinde olan İspanya kıyılarına bırakılmıştı. Peki bu ceset gerçekte kimdi? İngiliz resmi belgelerinde bununla ilgili bir kayıt bulunmuyor. Ama bu konuya meraklı bazı araştırmacıların buldukları bilgilere göre cesedin Tom Martin adında bir İngiliz askerine ait olduğu iddia edilmektedir. Uçak gemisinde görevli olduğu iddia edilen Tom Martin, görevli olduğu gemi battıktan sonra ölü olarak bulunmuş ve cesedi bu şaşırtmaca için kullanıldığı söylenmektedir. Fakat başka bir araştırma bunu yalanlayarak cesedin Michael Glentver isimli akıl hastası ve evsiz birine ait olduğu iddia edilmektedir. Fakat Tom Martin olduğunu iddia eden kişiler böyle bir şeyin mümkün olmadığını, Almanların aldatmacaya inanmaları için sağlıklı bir kişinin cesedinin olması gerektiğini savunmaktadırlar. Bu tartışmalar içinde bu adamın gerçekte kim olduğu konusu bir gizem içinde devam edip gidecek gibi görünmektedir. Aralık 1942 günü Japonların Pearl Harbor saldırısından yaklaşık bir yıl sonra Amerikan radarları Japonya yönünden Pearl Harbor'a doğru gelen tanımsız bir tek uçağı tespit ettiler. Uçağın tanımlanması için havalanan Amerikan uçakları bu tek uçağın bir Amerikan yapımı olan Curtiss P-40 Warhawk olduğunu gördüler. Pilotlar çok şaşırmışlardı. Çünkü bu uçak Pearl Harbor saldırısı öncesinde üssü savunmak için kullanılan uçak modeliydi ve saldırıdan sonra yaklaşık bir yıl
yıldır bu uçaklar kullanılmıyordu. Ayrıca uçağa yanaştıklarında her bir yanında kurşun delikleri olduğunu ve pilotun kanlar içinde kokpitte oturduğunu üstlerine bildirdiler. Uçağı takip eden Amerikan pilotlardan bazıları P-40 inişe geçerken pilotun kendilerine el salladığını da belirttiler. Kısa bir süre sonra P-40 yere çakılır ve kurtarma ekibi uçağın yanına geldiğinde ise büyük bir sürpriz ile karşılaşırlar. Uçak çok büyük hasar almıştır ama pilottan hiçbir iz yoktur. Ama uçağın Pearl Harbor'dan 2000 km ötedeki Mindanao adasından kalkış yaptığını iddia eden bir günlük bulurlar. Zaten bu uçağın o kadar uzun bir uçuş yapmasına imkan yoktur. Pilotun uçaktan atladığı düşünülerek çevrede yapılan aramalar ise sonuç vermez. Bir yıldır kullanılmayan bir model olan Curtiss P-40 Warhawk nereden geldi? Pilota ne oldu gibi sorular cevapsız kalır ve bu olay Pearl Harbor'ın hayaleti olarak anılır. Yıllardır farklı farklı senaryolar üretilmeye devam eder. İşte komplo teorisyenlerinin en sevdiği konulardan biri Die Glock olarak bilinen Almanların çana benzer bir silah ürettikleri iddiasıdır. Projenin adı Kronos'tu ve üst sınıf gizliliğe dayanan bir projeydi. Silah 2.7 metre genişliğinde ve 4 metre yükseklikte dev bir metal çan olduğu iddia edilir. Yapıldığı malzeme türünün ise kimse tarafından bilinmeyen özel bir buluş olan Zerum 525 isimli bir alaşım olduğu söylenir. Çan iki parçadır ve her parça birbirine zıt yönde dönmektedir. 200 metrelik etki alanı ile çalıştığında çevresindeki her şeyin hızlıca parçalara ayrılarak öldüğü söylenmektedir. Buna insanlar, hayvanlar ve bitkiler de dahil. Hatta bazı teorisyenler bu silah yapılırken birçok bilim adamının korkunç şekilde öldüğünü, bu yüzden tam olarak tamamlanamadığını ileri sürerler. Ayrıca teorisyenler çanın yerden yükselip havada kalabilmekte ve çeşitli yönlere hareket edebildiğini belirtirler. Peki kaynağı belli olmayan birkaç çizim dışında bu silah nerededir? Teorisyenler buna da açıklık getiriyorlar. Bu teknoloji çalışmaları müttefiklerin eline geçti ve dünyanın sonunu getirecek bir silah olduğu için çok gizli şekilde tutuluyor iddiasındalar. Zaten komplo teorisyenlerinden elle tutulur bir kanıt istediğinizde hep bu bahane öne sürülür. Nedeni ise insanlığı korumaktır. Bu konunun çok ilgi görmesi de günden güne farklı senaryolar üretilmesine neden olmaktadır. Heinrich Müller yüksek rütbeli bir Alman subayıydı ve Alman gizli polis teşkilatı Gestapo'nun en üst yönetim kadrosundaydı ve SS'in başkomutanı Himmler'in sağ kollarından biriydi. 1945 yılında Sovyet askerleri Berlin'e girdiklerinde Müller Hitler'in sığınağında üniformalı bir şekilde masasında çalışmaktaydı. Fakat sığınak Sovyet askerler tarafından ele geçirildikten sonra Müller'in öldüğüne ya da öldürüldüğüne yönelik bir kanıt bulunamadı. Müller ayrıca müttefiklerin savaş suçlusu listesinde en üst sıralarda yer alan biriydi. Doğal olarak birçoğumuz sığınaktan kaçmış diye düşünüyoruz. Müttefikler Müller'in belgelerine ulaşmıştı ve Müller'in bütün fiziksel özellikleri biliniyordu. İlerleyen dönemde müttefikler birçok toplu mezar bulmaktaydılar ve Yahudilerin gömüldüğü bir toplu mezarda üstünde Müller'in kişisel belgeleri bulunan bir ceset ile karşılaştılar. İlk olarak bunu birçok kaçak Alman'ın yaptığı bir şaşırtmacı olarak düşünebiliriz. Fakat ceset Müller'in özelliklerine yakın özellikler içerse de birçok araştırmacı Müller'in öldüğüne inanmadılar. Hatta Sovyetlerin yetenek kullanmak için Müller'i kaçırdığını öne süren birçok araştırmacı da mevcuttur. Birçok kaynakta da Müller'in ölümü Mayıs 1945 olarak geçse de Heinrich Müller'e ne olduğu bir gizem olarak kalmaya devam etmektedir. Aynı Hitler'in ölmesi ve kaçmasına benzer senaryolar Heinrich Müller için de üretilmeye devam edecektir. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bugüne kadar Almanların savaş sırasında topladıkları altınlara ne olduğu konusunda yüzlerce farklı hikaye duyarsınız. Bu hikayelerin en popülerlerinden biri de altın yüklü tren üzerinedir. Polonya'nın Wałabilczek şehrinin yakınlarındaki dağlarda bulunan bir dizi tünelde silahlar, mücevherler,
altınlar ile dolu bir trenin bulunduğu neredeyse 75 yıldır konuşulan bir konudur. Sovyet ordusu Almanları geri püskürtürken iddiaya göre bir tren bölgeden hızlıca geçmiştir. Tren tünellerin içine girdiğinde ise altınların düşmanın eline geçmemesi için Almanların treni yer altına gömdükleri ya da tünelleri patlatarak trenin dağların altında kalmasını sağladıkları günümüze kadar konuşulan bir olaydır. Bölgeye gelip araştırmalar yapan kişiler yer altında bulunan tanklar bulmuşlardır. Bu da altın yüklü tren efsanesine olan inancı arttırmıştır. Hatta bir dönem Polonya Kültür Bakanı yer altında bir tren görüntüsü aldıklarını açıklamış, birkaç yıl boyunca yapılan kazılara rağmen ne trene ne de herhangi bir izine rastlanmamıştır. Ama bölgede hala bu konu canlı tutuluyor ve kısa yoldan zengin olmak isteyenler ya da macera meraklıları araştırmalar yapıyorlar. Bu da bölge turizmine katkı sağladığı için konu bilerek canlı tutuluyor iddialarını gündeme getirmektedir. Birçoğumuzun bildiği üzere Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısında yer alan bir şehirdir. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nda yer almasına rağmen kendi topraklarında herhangi bir çatışma olmamıştı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri savaşın yoğun şekilde yaşandığı bölgelere çok uzaktı. Ama savunma gücünü de her zaman sağlam tutmaya çalışmıştı. İşte değineceğimiz olay Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa dahil olduğu ilk günlerde gerçekleşmiştir. Pearl Harbor saldırısının şaşkınlığı içinde olan Amerikan yetkililer Los Angeles'ta bir gece gökyüzünde tanımlanamayan ama ışık saçan nesneler gördüler. Görgü tanıkları nesnelerin yuvarlak ve turuncu renkte olduğunu söyledi. Tabii ki hemen savunma sistemleri devreye girdi ve uçak savarlardan ateş edilmeye başlandı. Bütün projektörler yakıldı ve gökteki nesneye doğru yaklaşık 1400 mermi ateşlendi. Gökteki ışığın belirsizleşmesiyle yetkililer hemen çevrede arama yapmaya başladılar. Fakat hiçbir şey bulunamadı. 1949 yılında konunun yeniden açılması üzerine Sahil Topçu Birliği bunun bir hava balonu olduğunun kayıtlara geçtiğini belirtti. Ama ilerleyen yıllarda bu kayıt bulunamadı. 1983 yılında bu konu tekrar gündeme geldi ve hava kuvvetleri Pearl Harbor'ın etkisiyle psikolojik bir durum olduğunu açıkladı. Ama fotoğraflara baktığımızda havada parlak nesneler göründüğünü söyleyebiliriz. Fakat yıllar geçmesine rağmen bu konu bir netliğe kavuşmadı ve hala günümüzde birçok farklı yorumlar yapılmaktadır. Auschwitz 2. Dünya Savaşı'nda Almanların oluşturdukları en büyük ölüm kamplarından biriydi. Günümüzde bile bu kampla ilgili yeni belgeler ortaya çıkmaktadır. İşte buna benzer bir durum olarak savaştan tam 64 yıl sonra ortaya çıkan belgeler arasında 17 İngiliz askerinin adı, soyadı, kişisel bilgilerinin bulunduğu İngilizce bir liste keşfedilmiştir. Ama bu askerlerden 8'inin isimlerinin yanında özel işaretler ile Almanca kelimeler bulunuyor. Ve bu işaretler çıplak gözle görülemeyen özel bir teknik ile yapılmış. Almanca şimdi, hiçbir zaman, asla gibi kelimeler içermektedir. Burada ilk soru hemen akıllara geliyor. Auschwitz'te neden İngilizce bir belge tutuluyor? Bu listede neden İngiliz askerlerinin ismi var ve çıplak gözle görülmeyen özel notlar ile işaretler içeriyor? İşte yine size her yöne çekebileceğiniz bir konu. Akla yatkın bir teori bu askerlerin çifte ajan oldukları konusudur. Diğer bir teori ise esir düştükten sonra taraf değiştirip Alman ordusuna, özellikle SS'e katılmalarıdır. Bunu aydınlatmak isteyen araştırmacılar listedeki bilgilere dayanarak bu isimlerin ailelerine ulaşmaya çalışıyorlar. Ama ne İngiliz ordusunda ne de Alman ordusunda bu kişilerin kayıtları bulunamıyor. Bu konuda da yıllarca farklı farklı fikirler ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte 2. Dünya Savaşı'nın en çok tartışılan ve magazine edilen konusu, Hitler sığınakta öldü mü yoksa kaçtı mı? Bu konuyu zaten uzunca bir videoda detaylı olarak incelediğimiz için bu videoda değinmeyeceğiz arkadaşlar. Bu videomuzu izlemek isterseniz linkini sağ üst köşede bulabilirsiniz. Zaman zaman bu tip videoları yapmaya çalışacağız. Sizler de bu tip benzer ilginç gördüğünüz bolca magazine edilen konuları yorumlara yazarak yeni videolara yardımcı olabilirsiniz. Bu tür tarihi konulara ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere, hoşça kalın.